Podcast dinle. Bugünler gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Millet Bahçesi çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile birlikte 500 Millet Bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 ilin çehresi değişecek dedi. İstanbul'a atanan Vali Davut Gül yayınladığı mesajla Gaziantep'e veda etti. Vali Gül mesajında kültür tarihinde önemli yere sahip, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşleyen, her bir taşı ve toprağında kahramanlık hikayelerinin fışkırdığı Gaziantep'te 4,5 yıl onur ve gururla hizmet ettiğini belirtti. Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi. İç Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Bolu çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden gri listede aranan Fehmi Öğmen ve iki teröristi Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirdi. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Beştepe'deki toplantı aynı zamanda yeni kabinenin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. Toplantıda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le telefonda görüştü. İki bakan İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçlerini, F-16 satın alımı ve Ukrayna tahıl anlaşması konularını ele aldı. CHP'de sular durulmuyor. CHP eski grup başkan vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, seçim sonuçlarını değerlendirirken çekilmeyi bilmek lazım dedi. Seçim sonuçları için başarı diyenin aklından şüphe ederim diyen Altay, partisinin gerçek anlamda ve tepeden tırnağa iç muhasebe yapması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçici olarak yürüttüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a devretti. Devir teslim töreni ardından MHP'nin Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. MHP'den yapılan Bahçeli'nin klasik otomobil sürdüğü videolu paylaşıma "Bu bana yeter" notu düşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin bir mesaj yayınladı. Paylaşımında kurala dayalı politika vurgusu yapan Şimşek, öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Önceliğimiz güvenilir bir program oluşturmak ifadesine yer verdi. Orada Bir Köy Var Uzakta adlı çocuk şarkısını yorumlamasıyla bilinen usta sanatçı Yıldız Tezcan hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliğinden yaşama veda eden Tezcan 78 yaşındaydı. BIST endeksi 5481 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 23 lira 39 kuruş, euro 25 lira 17 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 9718, yarım altın 4882, çeyrek altın 2438 ve gram altın 1464 liradan işlem görüyor. Yapılan son tahminlere göre sıcaklığın batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 28, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya parçalı bulutlu 28, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Samsun gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı 23 ve Diyarbakır gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece olacak. Podcast dinle.